Ne yapsam sen? Bak yine mesela bulut şey oluyor. Açılıyor. Yani ne yapayım? Saçımı şöyle yükseltiyorum da inanılmaz böyle sönüyor saçlarım. Bak böyle de güneş yine çıkıyor. Yani çok anlıyorum artık biliyor musunuz? Böyle bulut mesela şu an aydınlandı. Hani acaba diyorum videoya etki eder mi? Neyse artık ben başlayayım. Tamam. Aloha. Bugün sizlerle dün sinemada izlediğim ve inanılmaz etkilendiğim Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmini anlatacağım. Filmini ele alacağım. Everything Everywhere All at Once İngilizcesi de. Arkadaşlar o kadar etkilendim ki 10 üzerinden 11 veriyorum. Yani bütün size anlattığım işte filmler arasında diyeyim. Hani şu ana kadar YouTube'da ele aldım, sizinle paylaştığım filmler arasında hiçbir filme 10 üzerinden 11 vermedim yani hani öyle diyeyim size. Ama bu film çok başkaydı. Nedenini niçinini de anlatacağım şimdi. Ama videoya başlamadan önce şunu söylemek isterim ki video spoiler içeriyor. Yani detaylı böyle aslında konularına girmeyeceğim. Ama hani rahat rahat anlatabilmek için aman işte şunu söylemeyeyim, aman şuna dikkat edeyim falan diye anlatmak istemiyorum. Yani filmle ilgili biraz bilgi vereceğim. İçimden nasıl gelirse öyle anlatacağım. Bence filmi izlemediyseniz önce bir filmi izleyin, ondan sonra gelin videoyu izleyin. Ama hani öyle inanılmaz spoiler da vereceğimi düşünmüyorum. O yüzden de önce bu videoyu izleyip sonra da filmi izlersiniz. Yani tabii ki de seçerseniz şunu da düşünüyorum zaten. Hani bu videoyu izledikten sonra büyük ihtimalle tabii ki de sizin seçiminiz ama filmi izlemek isteyebilirsiniz. Ben neden çok etkilendim? Şimdi ona gelmeden önce öncelikle ben bir filmin size konusunu anlatayım. Filmin konusu arkadaşlar, kocasıyla yıllar önce Çin'den Amerika'ya göç eden Evelyn, yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfederek tek başına tüm evrenleri kurtarması gereken çılgın bir maceraya sürükleniyor ve bu maceraya aslında sürüklenmesiyle böyle biz de filmin içine hani resmen sürükleniyoruz. Film bizim zaman mekan algımızla çok fazla oynuyor ve aslında Evelyn'in hani o seçtiği hayatı seçmemiş olsaydı başka hangi hayatlar yaşayabilirdi ve hayatı aslında nasıl evrilebilirdi? Bunu hani çok kabaca ve kısaca ele alıyor film. Bana göre konusu yani gerçekten bana göre konusu aslında tabii teknik konusu bu ama hepimizin çok küçük ve aptal olduğu ve özellikle yani benim favori sahnem hani bir kaya sahnesi var böyle filmin ilerleyen yerlerinde. Bu arada film bana inanılmaz uzun geldi ama 2 saat 19 dakikaymış. Bana 3 saat, 3,5 saat falan gibi geldi nedense film. Ara verdi hani filmde ondan bilmiyorum. Bilmiyorum böyle bana çok uzun geldi ama ben hiç sıkılmadım. Neyse şunu diyordum. Bir kaya sahnesi var. Ve orada hani bu mesela spoiler'a girebilir bazılarınız için ama o kadar ne alaka diyeceksiniz ki bence spoiler'dan sayılmaz bu. Ve kayalar orada birbirleriyle bir şekilde iletişim kuruyor. Nedenini içine girmeyeceğim. Ve aslında orası o kadar beni vurdu ki ve böyle o kadar farkındalık sağladı ki. Yani bu filmi izlediğiniz zaman çok böyle farkındalıkla ve aklınız falan meditasyon yapıp izleyin derim. Ya da böyle hani sabah uyandığımızda zihnimiz çok berraktır ya, o zaman izleyin derim. Özellikle yani tabii ki de her an izleyebilirsiniz ama farkındalık sağlayacak ve bize bir şeyler katacak çok nokta var aslında filmde. Yani filmin böyle bana şey gibi geldi. Hani teknik olarak evet bir konu var yüzeyde ama alttan bize verilen o kadar çok mesaj var ki ve bu mesajları alıp almamamız tamamen bizim farkındalık seviyemizin nerede olduğuna bağlı. Ya yani ben bu filmden çıktığımda sanki böyle 5-6 tane hani farkındalıkla ilgili, bilinçle ilgili kitap okumuşum gibi hissettim. O kadar böyle zihnim açıldı, genişledi. Bazılarınız belki bilmiyorum, eğer ki filmi izlediyseniz yorumlara yazın. Hani diyebilirsiniz ki Kardelen ben filmi izledim hiç öyle bir şey almadım ne alaka falan. Sizin de yorumlarınız çok değerli arkadaşlar. Ben öyle algıladım, ben öyle aldım diye bu arada tabii ki siz de öyle algılamak zorunda değilsiniz. Ben zaten burada tamamen kendi yorumumu, kendi deneyimimi, kendi düşüncemi bu videoda paylaşıyorum. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Her birimiz sonuçta farklı şeyler elbette alacağız. Çünkü her birimiz çok farklı insanlarız. Şimdi bunları demişken böyle bır bır hani hiç ara vermeden konuşuyorum ama bu filmle ilgili gerçekten çok heyecanlıyım.
Bana göre konusu dediğim gibi hepimizin çok küçük ve çok aptal olduğu ve aslında bir yerde bu hayatın ve bizlerin ne kadar hani tırnak içinde boktan olduğuna da değiniyor. Ve şunu söylediği yer beni çok vurdu. Çünkü ben bu konu üzerinde çok düşünüyordum. Aslında hani önceden dünyanın işte düz olduğu düşünülüyordu. Sonra yuvarlak olduğu ortaya çıktı. Ve hani gezegenlerde milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca hani bizim aklımızın, hayalimizin alamayacağı kadar başka dünyalar var diyeyim. Tabii ki de dünya değil işte yıldız sistemleri ne varsa bizim bilmediğimiz. Ve dünya hani sadece bu güneş sistemine bağlı ve belki bizim güneş sistemimiz gibi çok fazla başka sistemler var. Hani buna da değiniyordu. Dolayısıyla aslında şuna varıyor bir yerde film. Hani çok küçüğüz, çok aptalız ve biz ne biliyoruz ki aslında? Ve bu kadar hiçbir şey bilmezken neyin savaşını veriyoruz? Hani biz kimiz? Bizim aslında bu gezegende küçücük bir noktayız ama aslında bir yerde de çok da değerliyiz. Hani bunları sorgulattı bana. Şimdi bunun yanı sıra notlar aldım da yine ben notlarıma bakıyorum. Aslında bundan bahsetsem mi bahsetmesem mi diye bir düşündüm ama bahsetmek istiyorum. Yani ara ara böyle podcast'te ne olmuş yani podcast'i dinliyorsanız böyle birkaç bölümde çok kısa değindim. YouTube'da bir video çekmek istiyorum ilerleyen günlerde. Arkadaşlar ben bir zamandır Access Bar eğitimi alıyorum. Yani Access Consciousness eğitimi diye geçiyor. Bu nedir? Hani ben ne yapıyorum? Ne eğitimleri alıyorum? Bana ne gibi katkıları oluyor? Ya da hayatımı gerçekten ne alanda muhteşem yapıyor? Yani bunlara belki o videoda değinirim. İlgilenirseniz onu da yorumlara yazın. Bu filmle bağlantısı ne derseniz de Access'te öğrendiğim ve Access'te deneyimlediğim aslında birçok şey bu filmde vardı. Mesela zaman mekan algısı bunlardan biri. Gerçeklik var mı yok mu? Ya da hani biz bir gerçekliği yaşarken aslında başka gerçeklikler de mi var? Bu ikinci beni sorgulatan bir noktaydı. Seçtiğimiz her şey olabiliriz ve biz neyi seçiyoruz? Onun dışında iyi nedir, kötü nedir ve aslında iyi var mı, kötü var mı? Bunları bana çok sorgulattı. Neden bu kadar savaşıyoruz? Çünkü Evelyn hani zaten böyle film, ben bu arada aksiyon filmleri sevmem, hani aksiyon filmi olarak ele alabiliriz. Hani hem aksiyon hem de tabii ki de bambaşka zaman mekan algımızla oynayan bir alan. Ben böyle video çekerken isimleri unutuyorum. Mesela bu film hangi kategoriye giriyor? Bence aksiyon ve artı bir şey. O bir şeyi de hatırlarsam yazarım. Neyse. Zarif ve kibar olmaya vurgu, yani bu savaşmak nedeni sorgulattı. Zarif ve kibar olmaya vurguyu zaten Evelyn'in kocası böyle öyle bir yerde bir de söylüyor ki hani Evelyn sence bu kadar savaşa gerek var mı? Ya da bu kadar kaba olmak hani kırıp dökmek yerine daha kibar, daha nazik bir yol olabilir mi? Ve bu yol varsa acaba nasıl bir yol? Böyle bunu da çok güzel gösterdi açıkçası. Ve yönetmenleri Daniel Kwon ve Daniel Schnert, Daniels diye geçiyorlarmış zaten. Hani başka filmleri de var. Ama acaba bu iki arkadaşımız Access'le ilgileniyorlar mı? Çok merak ettim. Çünkü eğer ilgilenmiyorlarsa gerçekten büyük bir tesadüf. Yani böylesine derinlikli bir senaryo için onlar yazmış senaryo. Yazan ve yönetenler aynı kişiler. Dolayısıyla da hani böyle senaryoyu hem yazmak hem de bence sahneye bu kadar iyi aktarabilmek muhteşem. Yani bu filmi tabii ki de ben çekmiş olmayı çok isterdim. Benim bazen böyle düşüncelerim oluyor arkadaşlar. Onu da parantez açıp sizinle paylaşayım. Böyle mesela birinin böyle bir şarkısı inanılmaz beni etkiliyor. Ya da bir film ya da bir kitap. Diyorum ki ben bu filmi çekseydim ya da bu şarkıyı yazsaydım ya da bu kitabı yazmış olsaydım bundan sonra hani rahat ölebilirdim. Hani tamamdır benim için. Hani bu benim için en tap noktadır ve bunun üstünü istemem ben. Dediğim böyle bazı filmler, kitaplar, diziler, şarkılar vardır. Bu da o filmlerden biri. Ve böyle filmden çıktığımda ben aslında şey oldum. Böyle kaldım. Hani biraz uzun olması evet sıktı. Eksi olan bazı birkaç şey daha var. Ondan da bahsedeceğim ama genel olarak bu kadar farkındalık sağlayan bir film. Hani Matrix falan evet var ama Matrix çok daha başka, çok daha farklı. Bence Matrix bir giriş kapısı. Size öyle söyleyebilirim. Tabii ki de muhteşem bir film ve ben hepsini izledim Matrix serisinin. Ama bu her şey her yerde aynı anda onu bir üst seviyeye taşıyor. Ve bir de şöyle bir şey de düşündüm ben yine. Aslında
Bu filmi izleyenleriniz varsa çok isterim. Mesela bir Zoom toplantısı yapabiliriz. Böyle 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi, hani sayı önemli değil. Kaç kişi istiyorsa böyle bir gün ayarlarız. Hani onu yorumlara yazın ya da Instagram'ı şuraya buraya bir yerlere bırakayım. Oradan yine benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu film üzerine sizinle detaylı konuşmak isterim. Ve bence bunu böyle bir etkinlik haline de getirebiliriz. Ben şey düşündüm, acaba katıl butonu oluştursam, hani oradan böyle sizlerle aylık toplantılar mı yapsak bir film üzerine, bir kitap üzerine falan. O da olur belki ileride, hani henüz daha tam oturmadı o içimde. Ama bu filmle ilgili sizlerle çok konuşmak isterim. O yüzden siz de isterseniz hani böyle bir Zoom etkinliği bana lütfen yazın. Böyle hepimiz hani fikirlerimizi söyleriz. Siz neler aldınız bu filmden ya da siz ne düşünüyorsunuz? Ya da artıları sizce neydi, eksileri sizce neydi, bence ne? Ve çok güzel olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi ben diğer şeylere devam edeyim. Bu Access'le bağlantılı bulduğum alanlara. Mesela film yine şuna da çok vurgu yapıyor. Her şey olabilirsin ve belki de oldun. Yani aslında diyor ki, benim yine aldığım şekilde, senin aslında bir hayatın yok. Hani reenkarnasyona inananlarınız vardır, inanmayanlarınız vardır. Hepinize saygım var. Ama bence hani Evelyn hem iyi oldu, hem kötü oldu, hem savaşçı oldu. Zaten hani onu söyle işte, bir hayatında kung fu sanatçısıydı. İşte bir hayatında böyle inanılmaz ünlü biriydi. Tabi bunu şey olarak söylüyor. Eğer Waymond'la evlenmeseydi hani hayatı öyle evrilirdi diye. Ama mesela kung fucu, hani kung fu sanatını işte icra eden o kişi olduğu için böyle bir anda bağlantı yapıyor ve bu hayatında o kung fu özellikleri ortaya çıkıyor diyeyim size. Dolayısıyla hani biz bazen yargılıyoruz ya, biz işte o kişi kötü bir insan ve ben öyle olmamalıyım. Ya da işte o kişi çok böyle salak, hani kendini kullandırıyor, ben asla öyle olmamalıyım diyoruz. Bunların hepsi belki de yargı, belki de değil öyle. Ve filmde bu yargıların tamamen saçmalık olduğunun altının çizildiğini gördüm. Ve aslında o da olduk. Yani yargıladığımız her şey belki de olduk. Ve bunu bilemeyiz. Yani biz bu dünyada yaşıyoruz ve sadece bir kere mi bedenlendik acaba? Bunu da bana sorgulattı. Başka gezegenlerin varlığı ve seçtiğin şeyi yaratmanın gücü. Bunun yanı sıra yine Evelyn, bu arada oyunculardan da bahsedeyim. Kartta yer bitti arkadaşlar ve normalde iki SD kartım var ve ikisinde de hani olabildiğince yer açıyorum ama bir şekilde ya şarjı bitiyor ya kartta yer bitebiliyor. Neyse, sıkıntı yok. Şundan bahsediyordum, oyunculardan ve oyunculukların gerçekten efsane olduğundan. Dediğim gibi Michelle Yeoh, Malezyalı Evelyn karakterini canlandırıyor ve daha önceden de James Bond filminde bir de Bir Geisha'nın Anıları filmi vardı. 2005 yılında çekildi. Ben onu inanılmaz böyle büyülenerek izlemiştim. Onda başrol oyuncusu değil bildiğim kadarıyla ama onda da rol almış. Bunun yanı sıra Ke Huy Quan, Waymond karakterini canlandırıyor. O da çok muhteşemdi. Stephanie Hsu, Joy karakterini canlandırıyor. Evelyn'in kızını. Bir de ha, kendisi The Marvelous Mrs. Maisel diye bir dizi bildiğim kadarıyla. Dizi mi, film mi? Ya böyle ben bunu gördüm ama izlemedim. Hatta izlemek istiyorum. Onda oynamış ama film olması lazım. Jamie Lee Curtis'e inanılmaz şaşırdım. Hani benim gibi böyle 90'lara aşıksanız Freaky Friday filmini hatırlarsınız. Lindsay Lohan ve onun annesini canlandıran Jamie Lee Curtis. Yani Deidre rolünde. Nasıl olur bu? Hani bir kadın bu kadar nasıl değişebilir ve nasıl bu kadar muhteşem oynayabilir? Ben bayağı şok oldum. Hani onun o olduğunu öğrendiğim zaman, çok iyi bir oyuncudur. Ben çok eskiden beri takip ederim. Hani ben daha çok küçükken o kadın vardı yani. Hani çok iyi oyunculuklar sergiliyordu. Neyse, bu böyle. Şimdi buradan şuna geri döneyim. Kızı Joy'u bırakması gereken bir an vardı Evelyn'in ve orada kızın bile olsa ona seçim hakkı vermek zorundasın mesajı vardı. Yani aslında bu hayatta biz böyle bazı şeylere çok fazla tutunuyoruz. İşte bu benim kocam, bu benim işte karım, bu benim çocuğum, bu benim ailem, annem, babam, neyse. Ve sanki böyle o olmazsa biz olmayacağız gibi böyle bir noktaya vardırabiliyoruz iç dünyamızda. Ama aslında o karşımızdaki kişinin de iyi de olsa kötü de olsa bir seçim hakkı var. Ve ona o alanı vermek, onun seçmesine izin vermek ve bırakmak hani muhteşem bir şey. Bu filmde
Dediğim gibi yani beni çok derinden etkiledi. Çok büyük farkındalıklar kazandırdı ve böyle filmi izlerken "Aa, aa, aa" falan diye izledim. Hatta filmi izlerken not aldım. Yani ben böyle kolay kolay hani bir film izlerken hayatımda not aldığımı hatırlamıyorum. Öyle diyeyim size. Çok iyiydi. Ya abartmıyorum. Abarttığımı düşünenleriniz olabilir. Düşünüyorsanız dediğim gibi yorumlarda istediğiniz gibi saygı ve sevgi çerçevesinde ve gerçekten yargı dağıtmadan ama eleştirileriniz varsa onları da tabii ki de belirterek yazabilirsiniz. Bir de bir böyle bagel sahnesi var. Onu da görürsünüz diyeyim. Hani çok detaya girmeyeyim. Ama orada aslında o bagel yani böyle dönen siyah bir nokta. Yani nokta değil de böyle bir dönen işte bir çember var. O kara delik arkadaşlar. Yani bence o bildiğimiz böyle kara delik, black hole. Ve içine girince her şey yok oluyor. Hani bunun biliyorsanız hani sırrı hiç çözülmedi. Ben de hatta Netflix'te kara delikle ilgili bir belgesel izlemiştim. Ve böyle niyeyse yıllardır beni çok çeken bir konu. Hani hiç çözülemediği için büyük ihtimalle. Ona da vurgu yapmışlar. Yani filmde yok yok böyle özellikle gezegenlerle, evrenle, evrenin işleyişiyle ve her olasılığın mümkün olduğunun açık olduğunu da bilerek izlerseniz çok şeyler alacağınıza eminim. Yani ben size şöyle diyeyim. Mesela eğer ki birçoğumuzun var ama hani dünya böyledir. Bu işte şöyle işler. Bir gerçeklik vardır. O da yaşadığımız hayattır. Başka gerçeklik yoktur falan gibi böyle hep sonuç odaklı düşünen biriyseniz bu filmden çok bir şey alacağınızı sanmıyorum. Belki gıcık olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama sorular soran ve siz inanmasanız bile onun mümkün olabilme ihtimalini veren bir insansanız diyeyim en azından birçok şey alacağınıza eminim. O yüzden bence bu filmi izlerken mümkünse sinemada ama bu video yayına girdiğinde sinemadan kaldırılmış olabilir. Çünkü işte Mayıs başındayız. Bazen bir ay bazen 2 ayı bulabiliyor hani videonun editlenmesi, yayına girmesi. Bazen 3 ayı falan da bulabiliyor. Ben böyle stoklu gidiyorum ama daha dün izlediğim için şöyle hazır her şey tazeyken size bahsetmek istedim. Eğer ki sinemada izleyemezseniz de büyük ekranda hani sizin televizyonunuz çok büyük değilse varsa arkadaşınızın böyle hani televizyonu büyüktür. Ne bileyim herhangi birinin hani tanıdığınız büyük ekranda izlemenizi ben öneririm. Bunun yanı sıra yazan ve yönetenden bahsettim zaten Daniels olarak geçiyor. Kendileri müzik yönetmeni olarak başlamışlar kariyerlerine ve Swiss Army Man, Omnibot, A Fastboat Fantasia diye bir filmle, yani iki filmi de bir sürü filmleri var da benim not aldığım ve izlemeyi düşündüğüm filmleri var. Ama en çok izlemek istediğim film Possibilia filmi arkadaşlar. Bunda da şey yazıyordu hani multiverse var hani birden fazla evren olduğunu anladım ben okuduğum kadarıyla. 16 farklı açıdan bakılıyor işte bir aşk hikayesiymiş sanırım. Bunu izleyeceğim çünkü beni inanılmaz çekti ve Daniels'ların hani hiçbir filmini izlememiştim daha önce. Bu filmi de açıkçası Melikşah ve Deniz Dülgeroğlu da paylaşmıştı. Ben zaten Melikşah paylaşınca aklımdaydı. Şöyle Kadıköy sinemasında görmüştüm. Of ben bu filmi izleyeyim demiştim ama sonra böyle çok aksiyonlu geldi. Sonra Melikşah paylaşmıştı. Videomu çekmişti. Instagram'ında mı ne paylaşmıştı böyle. Ondan duydum ha dedim hani severim onun ben paylaşımlarını. Hoşuma gidiyor ve bana da hitap ediyor genelde. İzleyeyim dedim. Sonra o Deniz Dülgeroğlu'nun böyle bir storiesinde bir yerde daha paylaşmıştı. Onu gördüm. Tamam dedim. İyi ki de izlemişim. Gerçekten hiç pişman değilim. Ve şunu da not aldım. 25 milyonluk 20 bin, 25 milyon dolarlık. Bu böyle bir detay ama hani ben bir video izliyor olsaydım bilmek isterdim. Hani aklımın ucunda bulunsun diye niyeyse. 25 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen bir film prodüksiyonu, yapımı ve 40 milyon dolar üzerinde bir kazancı var şu an itibariyle benim öğrendiğim kadarıyla. Filmin eksi yönlerinden de bahsetmek istiyorum. Ve fark ettiğiniz üzere videoyu çok uzatmamak adına da çok dallandırıp budaklanmadan böyle sonuç odaklı olabildiğince bir video çekmeye çalıştım. Bu video özelinde. Eksi yönlerinden bahsedecek olursam bir kere anneye vurgu çok fazlaydı. Yani o beni biraz rahatsız etti. Hani annem 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 yani çok 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 geldi bana. Yani fazla geldi. Yüceltildi gibime geldi. Hani gerek yoktu. Özellikle bu filmde hiç gerek yoktu. Hani bir dram filmi ya da böyle duygu dolu bir film değil. Hani aksiyon daha çok.
Onun dışında kan çok fazlaydı ve dramatik geldi o yüzden bana biraz bazı sahneler. Bir de dediğim gibi hani biraz uzun buldum. Ama 2,5 saat bile olmayan bir filmi ben neden uzun buldum onu anlamadım. Herhalde böyle inanılmaz içine daldığım için zaman uzadı. Yani zaman durdu belki de. Ve çok komik sahneler de vardı. Onu da söylemem gerekiyor. Böyle bazılarınız belki oha bu çok fazla falan diyebilir hani izlerseniz hani ters gelebilir size. Ama dediğim gibi olabildiğince açık bir halde izleyin. Yargısız bir yerden izleyin. Yani absürt ve çok komik olan böyle yani absürt olduğu için güldüğüm çok sahne oldu. Özellikle o kaya sahnesine bayıldım. Ve o kaya sahnesi üzerine de konuşmak isterim. O yüzden dediğim gibi böyle bu Zoom'da bir etkinlik yapsak hep beraber. Yani maksimum ama bence bir maksimum 15-20 kişi olalım derim. O yüzden buna ilginiz ve isteğiniz varsa hazır böyle ben de filmi izlemişken ve inanılmaz etkilenmişken bunu yapalım derim arkadaşlar. Bir bakın bakalım hani siz nasıl hissediyorsunuz. Eğer ki heyecanlanırsanız ve evet Kardelen ben de varım derseniz bekliyorum sizin de mesajlarınızı diyeyim. Ve bu videoyu artık burada kapatıyorum. Umarım keyifle izlediğiniz ve umarım biraz da olsun filmi merak ettirdiğim bir video olmuştur. Ah vallahi inanılmaz bir filmdi. Neyse bu kadar bence yeter. Ama çok etkileyiciydi gerçekten. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ımı bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Eğer ki açarsanız bu işaret bunu yapmaya bayılıyorum. Eğer ki açarsanız zaten her cuma 6'da gelen videolardan haberiniz olur. Böylelikle bir şey kaçırmış olmazsınız diyorum. Kocaman 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 mahalo. İyi ki varsınız. Gerçekten varlığınıza minnettarım. Sizlerle paylaşmak, sizlerle böyle büyüyüp bir aile haline gelmek. Aile de böyle çok şey bir kelime. Böyle güzel bir topluluk oluşturuyoruz burada. Güzel bir arkadaşlık, dostluk geliştiriyoruz. Ben bunu çok seviyorum. Bu büyüyen dostluğumuzun daha nicelerine diyeyim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Ya şöyle oyuncaklar alıyorum kendime. Çünkü ben küçük bir kız çocuğuyum. Böyle arkadaşlar bize iyi gelen şeylere tutunalım işte ya. Hayat bence böyle güzel yani. Siz ne yapıyorsunuz? İyi hissetmek böyle. Siz iyi hissetmek için ne yapıyorsunuz? Ben bunları sıkıyorum. Özellikle sinirlenirsem, böyle bir şey olursa, gıcık olursam çok iyi geliyor. Bir de kahve içiyorum. Bardağımı şerefinize kaldırıyorum. Saçmalama modum üstümde.